Ülkemizde pandemi süreciyle zaman zaman bayilerde araçların olmadığı, işte kara borsa satıldığı bir süreç yaşadık. Şu an bayilerde istediğiniz aracı, istediğiniz modeli rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tabii e, hani burada arz talep düştüğü için e, vatandaş örnek söyleyeyim, bayiye gidip dediğimiz gibi istediği arabayı alabiliyor e, ve Bayiler de artık stoklarındaki araçları satabilmek için stoğunda araç biriktirmemek için farklı kampanyalar yapıyor. Bazı işte markalar işte 12 aya kadar sıfır faiz belirli bir tutarla uygulama yapıyor. Bazısı çok düşük faiz oranlarında kampanyalar yapıyor. Yani ellerindeki araçları satabilmek ve alışılmış bir süreci işte hızlı sattıkları arabaları aynı şekilde devam ettirebilmek adına. Tabii biz hep şunu söylüyoruz. Eskiden sıfır bir araçta işte bir günün mesela parasını diyelim. 1 milyonluk bir araba bayideki sıfır fiyatı aynı yıla yani işte 2024 mesela model bir aracı plakası takıldığı an %7, %8, %10'a kadar bir değer kaybı olurdu. Bugüne baktığımız zaman şu anda bu değer kayıpları özellikle bazı araçlarda %20-25'lere kadar çık. Yani aracı sıfır bayiden aldığınız zaman plakası takıldı, tescili yapıldıktan sonra aracın fiyatı 1 milyonluk arabada şu an için 758 bin liraları görüyoruz. Bu da tabii piyasanın yavaş gitmesinden dolayı. Şimdi insanlarda hep bir beklenti var. Beklenti nedir? İşte fiyatlar daha da düşer mi? Fiyatların düşmesinin imkanı yok. Çünkü sıfır araçlara her ay periyodik neredeyse bir zam geliyor. Bu zaman zaman döviz kuruyla alakalı zaman zaman işte örnek söyleyeyim yurt dışındaki yani imalatın, üretimin de artış maliyetlerinden dolayı. Tabii bu da ne yapıyor? Sürekli araç fiyatlarına zam yap. En önemlisi yani Merkez Bankası'nın faizi hani son zamanlarda stabil tutması, e, sabit tutması burada e, aslında e, faizlerin geriye düşme ihtimalini e, zaman hani gösterecek. Biz de hani bunu bekliyoruz. Burada vatandaşın daha öncesinde yatırım amaçlı araç aldığı parayı, sermayesini gidip işte faizli mevduata yatırması zaten ortadaki sadece otomobil değil gayrimenkul de dahil genel piyasada ticaretin önünü kapatmış oldu. Yani şu an bankalarda bekleyen çok yüklü mevduatlar var. Faize yatırılmış. Bu para faizden çıktığı an, faizlerin düşmesiyle birlikte kesinlikle iç piyasada hareketliliği oluşturacak. Bu hareketlilik oluştuktan sonra da muhakkak ki araçlardaki aradaki ilk başta söylediğim makas kesinlikle kapanmış olacak. İnternet üzerinden işte vatandaşımız bir bireysel ilan gördüğü zaman örnek söyleyeyim işte muhakkak ki Ticaret Bakanlığımızın yeni çıkarttığı yönetmelikte güvenli ödeme sistemi yani burada şahısları da kapsıyor. Yani burada kesinlikle e, bireysel araç aldınız, tanımadığınız birinden notere gittiniz hiçbir şekilde yani bir araç bedelinin tamamını e, güvenli ödeme sisteminden geçirin. Yani burada hem alıcıyı hem satıcıyı güven altına almış oluyor. Çünkü diğer türlü işte bir kısım rakamı geçirip üstünü açıkta bıraktığınız an kişinin kötü niyetli olduğu an hani dolandırılmaya mahkumsunuz.